Değerli seyirciler, hepinize hoş geldin diyoruz. Aset'in yeni projesinde Ayvalık'ı tanıtmak için Ayvalık'tayız. Ayvalık, Balıkesir'in çok şirin bir ilçesi. İki tane belediyesinden beraber 16 tane köyü var. Ayvalık'ta niye başlıyoruz ve Ayvalık'ta bu yapılan yeni projemizin özellikleri nedir? Ayvalık'la ilgili aslında küçük bir gizlisi hazırladık biz size. Hem tanıtım yapacağız hem de asıl projemizi tanıtacağız. Bizim buradaki vizyonumuz ve projemiz, engellilerin imkanları verildikten sonra birçok şey yapabilir diyerekten bir yola çıktık. Türkiye genelinde ilk defa bir proje hazırladık. Bu da engellilerle ilgili çalışmamızı sizlerle beraber gelecek dönemlerde haftalık içinde çalışmalarımızı hazırlayıp sizlere sunacağız. Onlardan size kısaca bahsedeceğim. Bizim engellilerle beraber yapmış olduğumuz biliyorsunuz birçok projelerimiz var. Burada engellilere imkan verildikten sonra engelli aslında birçok şey yapabilir. Bunların içinden birisi de yemek yapma. Yemeksel eğitimi olabilir, yemek yapması olabilir. Bu engelli kardeşlerimizin birçok marifetleri var. Bunların birkaç tanesini biz farklı farklı mekanlarda sizlere tanıtacağız. Engelli kardeşlerimiz burada farklı yemekler yapacak, tatlı ve çorbalar yapacak ve bununla beraber de Ayvalık'ı tanıtmış olacağız. Size şimdilik gezdiğimiz ve turumuz için hoş geldin diyoruz ve yola çıkıyoruz. Thank you.
Evet arkadaşlar, hepinize hoş geldin diyoruz. Şu anda Canelo restoranının önündeyiz. Ayvalık'ın en nezih, en harika mekanlardan birisi. Denize gördüğünüz gibi sıfır. Ve Ayvalık'ın belediyesinin yanında. Çok harika yapılmış, daha yeni restore edilmiş. Tarihi çok geriye dayanık bir restoran burası. Buranın işletmecilerinden Namık Bey'i sizi tanıyalım. Merhaba, ben Namık Koca Bıçak. Canelo'nun müdürüyüm. Kanalı'daki özellikler nedir? Biz burada ne yapıyoruz? Evet, şimdi burası yeni açıldı. Bu sene Haziran ayında biz burada işletmeye başladık. Burası kafe bar olarak çalışmaya başladı Haziran ayından itibaren. Denizin içindedir. Prensibimiz hizmeti uygun fiyatı ve temiz bir şekilde sunabilmek. Evet. Kafe bar tarzında olduğu için tost, hamburger, pizza gibi aperatif ürünler var şu anda. Bir restoran tarzı değil burası. Müşterilerin gelip çabucak bir şeylerini yiyip gidebilecekleri bir yer. Aynı zamanda içki de verebiliyoruz. Sizin için de burada benim dikkat ettiğim daha yeni restoran edildi burası. Evet. Ve çok geriye tarihe dayanıklı bir bina olduğuna, tarihi bir bina olduğuna onu restoran edilmiş birebir güzel bir şekilde. Yunan mimari şekilde yapılan bir çalışma burada değil mi? Evet. Ve sanırım ismi de oradan geliyor. İsmi efendim işleticisinin zaten soyadı Canelo'ymuş. İşleticisinin. Daha evvelden de 1890'lı yıllardan tahmin edebiliyorum. Kafe bar tarzında işletilmeye başlanmış. Yunanlar tarafından da kafe bar olarak evet. İşletilmiş. Evet. Ben şimdi bizim engelli kardeşlerimizden biri, Ayvalık'taki yaşayan engelli kardeşlerimizden birisinden beraber size bir Ayvalık tostu, meşhur Ayvalık tostu varmış. Evet. Onu yapmak için mutfağa gitmek istiyoruz. Arkadaşımızı bir tanıyalım. Müsaadenizle izin ederseniz. Gel seni sevgilim. İsmini söyler misin? Sezer. Sezer. Kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım. Engelin var mı? Engelim var, zihinsel engel. Zihinsel engel. Tamam mı? Sen şimdi ayvalık tostu yapacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ayvalık tostunun nasıl yapıldığını da biliyorsun. Biliyorum. Bunu da sanırım ayvalıkta senden güzel yapan yokmuş. Evet. Evet, öyle demiş değil mi? Evet. Tamam o zaman, heyecanlısın. Şimdi mutfağa gidiyoruz ve yemeğimizi evet. yapıyoruz. Şu anda tamam. ayvalık tostu yapıyoruz. Tamam.
ekmeği aldım. Evet. Şu anda içinde peynir var, sucuk var, salam, domates, turşu. Hı. Ona sonra yağ sürüyorum. Evet. Makineye atıyorum, pişiriyorum. Bunun içinde ketçap mayonez isteyebilir misiniz? Tabii. İsteyene mi? İsteyene. 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 Valla bu işi çok profesyonel yaptığını biliyorum ben. Arkadaşlardan çok met edildiğini biliyorum. Tostumuz ne durumda? Çok güzel oldu. Bitmiş hali bu mu? Evet, bitmiş hali bu. Servise çıkıyorsun şimdi böyle. Evet, servise çıkıyoruz. Elinize sağlık, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şu anda ayrılı tostu için arkadaşlarımıza bilgi alalım. İçindeki malzemeyi ben size anlatayım. Hı-hı. İçinde kaşar peynirimiz var, salamımız var ve sucuğumuz var. Ayrıca bunun için sonra sosis. Sonra piştikten sonra da sosis ilave ediyoruz üzerine. Çünkü sosis tostun içine girmiyor. Sonradan haşlanmış sosis. Bunun üzerine ilave ediyoruz. Ve isteğe bağlı olarak da Sezar'ın yaptığı gibi domates isteğe bağlı olarak bunlara ilave ediyoruz ya da etmiyoruz. Müşterinin isteğine bağlı olarak sipariş alıyoruz müşteriden. Şimdi bir de şey olarak en önemlisi bu ayrılık tostunun ayrılık ekmeği. Evet, tost ekmeği nasıl zeytinyağı meşhursa buranın tost ekmeği meşhur. Diğer taraflarda da bu tost ekmeği yapılıyor. Fakat yiyen arkadaşlarımız aynı lezzeti alamadıklarını, Ayvalık tostunu özellikle Ayvalık'ta yemek istediklerini bize söylüyorlar. Zaten araştırmasını yapıyorum ben bunu. Bu tost şekli ve unu yapılma şekli de Ayvalık'ta keşfedilmiş diye duyduk. Ve araştırması yaptık. Ve gerçekten öyleymiş. Bize ait olan, Ayvalık'a ait olan. Herhalde belki de patentli değil mi? Evet. Evet. İlginize teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Son bir kelime söylemek istiyorum. Ayvalık tostu Kanada'da yenir.